Şimdi bu esma hüsna derslerinin bizim üzerimizde çok ciddi etkisi oldu Allah'a hamd olsun. Yani arkadaşlar'a baktığım zaman daha çok Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak ve onun marifetullah'a dönüşmesi onların hallerine ve hareketlerine kadar sirayet etmeye başladı. Neden? Çünkü eskiden başa bir musibet geldiğinde, insan bir sıkıntı yaşadığında ya da aileyle ilgili bir takım imtihanlar yaşadığında yine imanı vardı ama nasıl baş etmesi gerektiğine tam manasıyla insan idrak edemeyebiliyordu, tam manasıyla anlayamayabiliyordu. Ama Esma-ül Hüsna dersleri bizlerde bir görülüyor hissi oluşturdu. Artık kainat daha da anlamlı bir hal aldı. Allah'a hizmet etmek de eskisine nispeten daha tatlı, daha lezzetli gelmeye başladı. Evet, biz bu kâinata niçin geldik diyelim ve dersimize bir giriş yapalım. Biz bu kâinata Rabbimize kulluk etmek için geldik ve bize ne denildi? Bize halife denildi, halife. Peki ne demek halife? Halife bir başkasını yetkileriyle beraber ne yapan demek? Temsil eden demek. Demek ki biz bu kainata birisini yetkileriyle beraber ne yapmaya geldik? Temsil etmeye geldik. Bakın madde itibariyle mahlukatta ne kadar canlı görürseniz hepsi aynı maddeden yaratılmıştır. Yani atomdan yaratılmıştır. Doğru mu? İnsan da atomdan yaratılmıştır. O zaman biz fil için 6 ton atomdan yaratılan bir varlık ya da bir at için 2 ton atomdan yaratılan bir varlık ya da bir salıcan için 10 gram atomdan yaratılan bir varlık ya da bir insan için 80 kilo atomdan yaratılan bir varlık diyebiliriz. Peki bizi varlık olarak onlardan üstün tutan ve bizi halife kılan şey ne? Birincisi bizim şuurumuz, ikincisi Bizim onlara müdahalemiz yani mahlukatın tamamına camit veya canlı, canlı veya cansız. Biz kainattaki bütün gördüğümüz eşyaya ne yapabiliyoruz? Hükmedebiliyoruz, hakimiz. O yüzden bize ne deniyor? Halife deniyor. Mesela Osmanlı'ya biz baktığımız zaman Osmanlı'da neyi görürüz? Hayrul Halefleri görürüz. Yani Osmanlı Sultanları kendi yerlerine halifeler yetiştirirler ve her birinin ayrı ayrı kabiliyetleri vardır. Hem maddi kabiliyetleri vardır hem manevi kabiliyetleri vardır ve bu iki kabiliyette kim üstünse sultanın yerine o gelir. Peki sultanın yerine gelen neyi temsil eder? Bir devleti temsil eder, iki babasını temsil eder. İşte biz de bu kainata geldik neyi temsil ediyoruz? Allah'ı temsil ediyoruz. Ondaki özellikleri Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kendisinde var olan özellikleri bizde gösteriyor. O yüzden insanda ne var? Hadsiz ve sınırsız istidat var. Mesela biz bundan 2000 yıl önceki aslana baktığımız zaman yine vahşi bir hayvan olduğunu görüyoruz. Ya da bir kaplana baktığımız zaman, bir tilkiye baktığımız zaman, bir koyuna baktığımız zaman, bir yılana baktığımız zaman vazife itibariyle vazifelerinde çok ciddi değişiklik göremiyoruz. Ama insana baktığımız zaman ilk insana bakıyoruz kıyafeti yoktu. Ama bugünkü insana baktığımız zaman neyi görüyoruz? Bugünkü insanın ayakkabı fabrikası, kıyafet fabrikası kurduğunu görüyoruz. Demek ki insanda ne var? Bir tekamül var. İnsanda bir gelişim süreci var. Demek ki o gelişim varsa o insanda istidat var, kabiliyet var. İşte insanda eşyaya hükmedebilme potansiyel ve kabiliyeti var. Yani şu ağacı aldığı zaman işleyebilme, şu kumu aldığı zaman ondan cam yapabilme ya da demiri aldığı zaman ondan bir laptop ortaya koyabilme, ya da bir tablet ortaya koyabilme, bir uçak ortaya koyabilme, bir füze ortaya koyabilme, bir silah ortaya koyabilme ya da bir izleyebileceğin televizyon kamera ortaya koyabilme. Bunlar neyle gelişiyor? İnsanın tekamülüyle gelişiyor. Demek ki insanda bir üretim yapabilme potansiyeli de var. Bir gün Üstad Hazretleri Isparta'da böyle Sungur abi anlatıyor böyle son şahitlerde anlatıyor. Isparta'dayız diyor. Uçaklar diyor böyle sesli. O esnada diyor sesin şiddeti artınca biz o sesten rahatsız olduk. Bu da muhtemelen bizim yüzümüze yansımış, sirayet etmiş diyor. Üstad da diyor pencere kenarından böyle uçaklara seyrediyor, bakıyor. Bakın üstadın bakışına bak. İnsandaki kabiliyeti nasıl okuyor. Uçaklara baktı diyor şöyle. Sonra bize baktı, tebessüm etti diyor. Ben nevimle iftihar ediyorum. Hatta sair kardeşlerim yani cinler ve melekler de benim nevimle iftihar ediyorlar. Yani insanda diyor öyle kabiliyet var ki öyle hadsiz, öyle sınırsız ki o kabiliyetler füze yapabiliyor, uçak yapabiliyor ve bu uçak ve füzeler havalarda uçabiliyor diyor. İşte burada bakış açısı devreye giriyor. İşte insan hakikaten nereye bakarsa baksın halife olduğunu çok rahat bir şekilde gösteriyor. O yüzden Allah ayette ben yeryüzünde bir halife yaratacağım deyince Melekler sen yeryüzünde fesat çıkartacak bir topluluk mu yaratacaksın demişti ve Adem'e esmayı Allah okutmuştu ve bunun karşısında hayret etmişti melekler ve Subhaneke la ilme lena illa ma inneke entel alimul hakim demişti. Ama halifeliği Adem'e verirken Adem Müslüman olduğu için vermemişti. İnsan olduğu için vermişti. Çünkü biz halifelik deyince bizim aklımıza hemen ne geliyor? Müslümanlar geliyor. Halbuki halifelik Müslümanlara değil insanlığa verilmiştir. Ve kim eşyaya daha çok hükmederse halifeliği o alır. Mesela dışarıya biz bahçeye baktığımız zaman bahçede neyi görüyoruz? Bir mandalin ağacını görüyoruz, bir limon ağacını görüyoruz. Ve biz bu ağacı ekip biçebiliyoruz ve ondan tohumundan bir mandalin ağacı ortaya koyabiliyoruz. Aynı zamanda o mandalin ağacını kesedebiliyoruz. Ama biz sadece onu kesmekte kalmıyoruz. Bakın o mandalina ağacının bir temelde bir müekkel meleği var. İki, o mandalina ağacının her bir dalının, her bir yaprağının, her bir atomunun, her bir zerresinin kendi içinde birer melekleri var. Çünkü kainat boşluk kabul etmiyor. Kainatta boşluk gibi görülen her yerde ne var? Melekler var. Allah'ın sanatını ne yapıyor? Tesbih ediyorlar. Sadece melekler yok. Aynı zamanda başka bir alem var. Mesela cinlerin bir alemi var. Meleklerin bir alemi var. Bitkinin kendi hayat mertebesi var. Kendi alemi var ve hayvanların kendi hayat mertebeleri var. Kendi alemleri var ve hayvanlar geliyorlar. O ağacın üzerinde yaşıyorlar ya da kuşlar gelip o ağaçtan rızıklanıyorlar. Yani ben o ağacı kesmekle beraber aslında o ağaçta vazife gören ne kadar canlı mahluk varsa hepsinin tesbihatını kesiyorum. Yani ona hükmediyorum. Bakın o bana hükmedemiyor. Cinler bana hükmedemiyor. Melekler bana hükmedemiyor. Ağaç bana hükmedemiyor. Ben ağaca hükmediyorum. Bunu sadece ağaç olarak görmemek lazım. Yani semavata çıkmak lazım, yıldızlara bakmak lazım, güneşe bakmak lazım, yerin altından yerin üstüne kadar. Nereye bakarsak bakalım insanın kainata hükmettiğini görüyoruz. Mesela Peygamber Aleyhisselam diyor ki, yeryüzünde Allah Allah diyenler kalmadığı zaman ne kopacak? Kıyamet kopacak diyor. Demek ki kıyametin kopması bile kime bakıyor? Bak bana bakıyor, insana bakıyor. Çünkü Allah muhiyidir. Hayatı verir ama hayatı insanın eliyle verir. Allah mümittir. Hayatı alır ama hayatına salır, insanın eliyle alır. Allah rezzaktır. Rızkı verir ama insanın eliyle dağıtır. Allah şafidir. Şifayı verir ama insanın eliyle şifayı dağıtır ve verir. Demek ki kainatta gördüğümüz ne varsa insan ona hükmediyor. Demek ki ona hükmeden ne varsa o halifedir. Halifelik iki türlüdür. Birincisi maddi halifeliktir, ikincisi manevi halifeliktir. Maddi halifelikte eşyaya hükmetme vardır. Manevi halifelikte iman gibi, İslamiyet gibi bir mesele ortaya çıkar. Ama sadece tek başına manevi halifelik yetmez. Eşyaya da hükmetmek lazım. Mesela siz alırsınız elinize bir buğdayı, onu işlemlerden geçirirsiniz işlemlerden geçirdikten sonra onu biraz su eklersiniz ve ondan tatlı su böreği yaparsınız. İsterseniz de ondan baklava yaparsınız. Bakın eşyaya hükmedebilme kimde kabiliyet olarak? İnsanda. Alıp çalıştırdığı zaman ondan bir baklava da oluşturabiliyor. Onu çok çalıştırmadığı zaman onu sadece un olarak da kullanabiliyor. O yüzden şu anda maddi hilafet biz çalışmayıp tembelleştiğimiz için bizden gitti. Bakın Osmanlı kendi yaşadığı dönemde bilime, teknolojiye, müspet felsefeye ve ilime önem ve kıymet verdi. O yüzden bin yıl ne yaptı? Bütün dünyaya hükmetti. Ne zaman ki tembelleşti ve çalışmayı bir köşeye bıraktı. O zaman ne oldu Osmanlı'dan? O zaman Osmanlı yavaş yavaş çöküş sürecine geçti. Neden? Çünkü maddi hilafet ondan gitti. Allah'ın yasaları ve kanunları var. Allah kanun ve yasalara göre iş yapar. Mesela o kanun ve yasalarından bir tanesi nedir? Leyselin insan illa masa. İnsan için çalışmasından başka hiçbir menfaat yoktur. İnsan için çalışmasından başka hiçbir mükafat yoktur. Yani Allah kime veriyor? Çalışana veriyor. O yüzden maddi hilafet çok önemli. Biz burayı biraz es geçiyoruz. Biz istiyoruz ki Allah'tan isteyelim, talep edelim, Allah bize versin. Dua edelim, Allah versin. Dua edelim, Allah versin. Dua edelim, Allah versin ama Allah'ın bir de kavli olduğu gibi fiili bir duası var. Bir insan fiili duayı yapmasa kavli duayı yaparsa fiili dua gerçekleşmez. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsunuz. Neyi görüyorsunuz? Ben peygamberim, bana bir şey olmaz demediğini görüyorsunuz. Sebeplere müracaat ettiğini görüyorsunuz. Hem de öyle ciddi sebeplere müracaat ediyor ki mesela sefere çıkacak, orduyu düzenliyor. Başına bir komutan koyuyor, kılıçları biletiyor, okları gerdiriyor ve kendisi Uhud gibi bir muharebede ne yapıyor? Çift zırh giyiyor. Yani bizim de burada sebeplere müracaat etmemizi istiyor. Ama biz İslam devletleri olarak bugün neyi bıraktık? Sebeplere müracaat etmeyi bıraktığımız için sebeplere müracaat eden Yahudi hilafeti bizden aldı. Amerika hilafeti bizden aldı. Maddi güç ve kuvvet onlara geçti. Allah tekrar aynı güç ve kuvveti Kur'an'ı okuyarak çıkarttığımız mesajlar ve derslerin vesilesiyle bize geçmesine nasip etsin. Peki tek başına maddi hilafet yeter mi? Yetmez. Bir de manevi şeref olan hilafet lazım. O da nedir? O da imandır. Biz maalesef bu imandaki hilafeti de yanlış anladık. Ama imandaki hilafeti yanlış anladığımız için çoklukların peşine düştük. Kalabalıkların peşine düştük. Rakamların peşine düştük. Ama Kaliteyi unuttuk. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsunuz. Kendinden sonra dört tane halife bırakmış. Kim onlar? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz. Peki bize neyi bırakmışlar? Bir tanesi sadakati bırakmış. Bir tanesi adaleti bırakmış. Bir tanesi liyakati bırakmış. Bir tanesi de ibadeti bırakmış. İşte bu dört şey bir araya geldiği zaman manevi hilafet olur. Bu dört şeyi bir araya getirmek lazım. Ama onların yapmadığı tek bir şey var. Ne biliyor musunuz? Onlar bunları bir araya getirmiş ve sayısal çokluğa asla bakmamış. Bizde bu dört şey yok. Biz kıla, kıyafete bakıyoruz, mekana bakıyoruz, sayısal çokluğa bakıyoruz. Ve bu dört şeyi yakalayamadığımız için manevi anlamda da muvaffak olamıyoruz. Halbuki iman öyle bir şey ki tek bir insana ulaşsanız, tek bir insanın elinden tutsanız ve bir insanı hidayete taşısanız, güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlı bir iş işlemiş olacaksınız. Bakın bazı peygamberler gelmiş yeryüzüne, ve bu peygamberlerin bir tane bile ümmeti olmamış. Bazı peygamberler gelmiş ulul azim peygamberlerden Hz. İsa Aleyhisselam kitap göndermiş Allah. Ama toplam bakıyorsunuz bazı rivayete göre 9, bazı rivayete göre 12 tane insan ona iman etmiş. Demek ki o 9 insan ya da 12 insan ne kadar değerli ve kıymetli ki Allah ne yapıyor? Onlar için kitap gönderiyor. O yüzden bazen bir tane adamın imanı o kadar kıymetlidir ki evet. binler adamın imanından daha kıymetlidir. Çünkü o adam imana ve İslam'a öyle hizmet eder ki. Ya ama bizden bu şuur gitmiş maalesef. O yüzden sebeplere takılı kalmışız. Şimdi bir üniversite düşünün. Mesela Çukurova Üniversitesi düşünün. Aradan 100 yıl geçmiş. 100 yıl içerisinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce talebe orada okumuş. Ve bunun için ciddi masraflar yapılmış. Yatakhaneler hazırlanmış, kurumlar hazırlanmış, öğretmenler hazırlanmış, yemekhaneler hazırlanmış. Yani milyar dolarda para harcanmış. Ama bu üniversiteden sadece birkaç tane kaliteli talebe çıkmış. Ama o talebeler kim? Diyelim ki bir Mimar Sinan çıkmış, bir Farabi çıkmış, bir Cezeri çıkmış, bir Aziz Sancar çıkmış. Bu kadar bu üniversiteye yapılan yatırım hoşa gitmiş oldu mu? Hayır. Kaliteli insanları çıkarttı. Zaten kainata geliş amacımız da bu. Kaliteli insanlara ayırt etmek. Yani Ebu Bekirleri bir köşeye bırakmak, Ebu Cehilleri bir köşeye bırakmak. Bakın Oyak fabrikası var. Bursa'da Renault'un. Dakikada bilmem kaç tane araç üretiyor. Clio üretiyor. Ama Mercedes S600'ün sayısıyla Renault Clio'nun sayısı aynı olmaz. Neden? Çünkü bir tanesi kaliteli. Alıcısı az olur. Öbürü o kalitede olmadığından alıcısı çok olur. O yüzden iman ve İslamiyet'e de ne olarak bakmak lazım? Kalite olarak bakmak lazım. O yüzden sayısal çokluğa bakmamak lazım. Makama bakmamak lazım. Rütbelere bakmamak lazım. İman etmiş mi? Etmemiş mi? Hilafet olarak buna bakmak lazım. Biz rütbeler noktasında da, makam noktasında da ya da ünvan noktasında da ciddi bir aldanışımız var. Mesela birisi bir ünvana sahip. Diyelim ki üniversitede bir prof, bir rektör, bir doktor. Tamam. Biz diyoruz ki tamam bu adam her şeyi bilir artık. Biz her şeyi bu adamla konuşabiliriz, istişare edebiliriz. Zaten bu adam da topluma bakıyor. Toplumun kendisine bakışının böyle olduğunu görünce kendisinin her meseleyi çok rahat bir şekilde konuşabileceğini düşünüyor. Çıkıyor programa mesela bir jeoloji mühendisi ya da jeoloji alanında prof olmuş, belki ordinaryos olmuş birisi çıkıyor. Karşısında tarih alanında profesör olmuş birisi çıkıyor ve karşılıklı her meseleyi konuşuyor. Bakın bu adamlar kendi alanlarını konuşsunlar neden? Çünkü kendi alanlarının profesörü bunlar ve halk da bunları o alanda dinlesinler. Mesela depremle ilgili bir meselede dinlesinler, tedbir alsınlar ve önlem alsınlar. Ama halk diyor ki bunlar bu unvanla sahipse bunlar her meseleyi bilir. Bunlar da tutuyor. Bu sefer fıkıh da konuşuyor, kelam da konuşuyor, tefsir de konuşuyor ya da Filistin'le ilgili bir cümle kullanıyor. Bu o kadar gündem oluyor ki insanlar da bu kişiler ne dese onlara inanıyor. Halbuki bir insan hangi ünvana sahip olursa olsun neyi bilirse bilsin Allah'ı bilmedikçe hususiyetle Allah'la ilgili meselede cahildir. Yani Kur'an'a ait bir meselede cahildir. O yüzden ünvanların bizi aldatmaması lazım. Mesela Ebu Cehil nasıl bir adamdı? Çok zeki bir adamdı. Karizmatik bir liderdi. Peki lakamı neydi? Ebul Hakem'di. Hikmetin babası idi. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İki Ömer'den bir tanesini istedi ve belki de bir Ömer cahildi. Ne diyor Bediüzzaman? Diyor ki İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Birden bire kalbeder bir bedevi cahil. Bakın bir bedevi cahil, bir arife münevver. Öbürüne bakıyorsunuz bir bilim sahibiydi, belki ilim sahibiydi ama İslam'dan önce Ebul Hakemken yani hikmetin babasıyken İslam'dan sonra ne oldu? Ebu Cehil oldu. Çünkü Allah'ı bilmeyen kim varsa cahil olmak ve cahil kalmak zorundadır hususiyetle İslami meselelerde. Peki Allah'ı bilmeyen cahilse, Allah'ı bilen nedir? O da kendi seviyesine göre alimdir. O yüzden bir insan Allah'ı tanımaya başladığı andan itibaren onun hayatında her şey değişir. Yemesi değişir, içmesi değişir, aile hayatı değişir, çocuk yetiştirme şekli değişir, olaylara, hadiselere, musibetlere bakışları değişir. Ölümü ayrı okur, korkusuz olur. Bakın Filistin'deki insanların büyük bir kısmının bugün Allah'ı bilmesinin seviyesi bir imtihanın neticesinde ortaya çıktı. Ben zannetmiyorum bu topluma öyle bir imtihan gelecek olsa bu toplumda öyle Allah'ı bilenler olsun. O yüzden medeniyete bakışımızın bizim başkaları üzerinden değil Allah'ı bilme üzerinden olması lazım. Bakın sahabe efendilerimiz Allah Resulü Aleyhisselam'la beraber nereye hicret ettiler? Medine'ye hicret ettiler. Peki Medine'ye hicret etmeden önce Medine'nin eski ismi neydi? Yesrib'di. Bakın Yesrib'in köküne inelim mi? Serp kelimesinden geliyor Yesrib. Peki ne demek? Faydasız, karışık ve zarar veren. Zarar vermek, karıştırmak anlamı var Serp kelimesinin. Peki Yesrib ne demek? Hoş olmayan demek. Bakın hoş olmayan ve zarar veren bir toplum, medeni bir toplum oldu ve ismi de Medine oldu. Peki neden? Çünkü o topluma İslamiyet girdi. Demek ki bir topluma İslamiyet girerse o toplum nasıl bir toplum olur? Medeni bir toplum olur. Bakın teknoloji güzeldir. Bilim güzeldir. Yüksek yüksek binalar, asfaltlar, güzel güzel şehirler bunlar güzeldir ama bunlar asla medeniyet değildir. Eğer bunlar medeniyetse Amerika dünyanın en medeni şehridir. Ama maalesef Amerika'ya medeni diyenler Amerika'nın arka sokaklarında neyi görüyorlar? cahiliyeden kalmış olan ahlakları görüyorlar. Bunlar ferahtır. Bunlar bir konfor alandır. İnsan bunları kullanmalıdır. Ama bunlar medeniyet değildir. O yüzden merhum Akif bunları gördüğü için ne demiştir? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar demiştir. Çünkü bazen medeniyet altında öyle canavarlıklar taşır ki. Ama Osmanlı'nın medeniyeti böyle bir medeniyet değildi. O yüzden Osmanlı'da sultanlık sistemi vardı. Krallık sistemi yoktu padişahlık sistemi vardı. İmparatorluk sistemi yoktu. Bakın imparator kelimesinin kökünü araştırın. Ne çıkacak biliyor musunuz? Vampir. Vampir kimdir? Kanı emer. Kan emen, milletlerin kanını emen ve milletlerin üzerinden beslenen imparatorluklara yani topluluklara medeniyet denilmiş ve biz de buna ne yapmışız? Kanmışız maalesef. Ama Osmanlı'nın sistemi öyle değil. Osmanlı'nın sisteminde bir karıncayı ezmek yok bir izinsiz elma kopartmak yok. Haç kaldın, susuz kaldın, zorla kopartacaksın. Oraya onun parasını asarsın, ondan sonra kopartırsın ve yersin. Bakın bunların hepsi manevi göz ile algılanır. Maddi göz ile anlattığım şeyleri dinleyenler maneviyata kör olduklarından hala medeniyeti sadece teknoloji ve bilim olarak ifade etmeye devam edeceklerdir. Ama manen gözleri açılanlar, kalpleri açılanlar bence ne demek istediklerimi çok daha rahat anlayacaklardır. Bakın size çok önemli bir şey söyleyeyim mi? Ama bak burayı hakikaten çok dikkatle dinlerseniz maddi akıl ile bakmak ile aklın nuruyla bakmak ne demek çok rahat bir şekilde anlamış olursunuz ve ben bunu bilimsel olarak ifade edeceğim. Şimdi ben mesela konuşuyorum. Karşımda Emir var. Konuşuyorum diyelim ki karşımda Yaman var, Akif var. Konuşurken benim sesim her birinize ayrı ayrı ulaşıyor. Aslında ses ulaşmıyor. Ne ulaşıyor? Ulaşan nedir? Titreşimdir. Titreşimler, frekanslar geliyor sizin kulaklarınızla buluşuyor. Ve herkes bu sesi duyduktan sonra herkesin kendine ait düşünce alemi var. O alemde geçiriyor. Aslında düşünce diye bir alem de yok. O düşünce dediğimiz alemin adı maakulattır. Duyduğumuz şeylerin alemi mesmuattır. Gördüğümüz şeylerin alemi mubsirattır. Bunların hepsi ayrı ayrı alemlerdir. Ve ben konuştuğum andan itibaren titreşimler gelir, kulağına dokunur. Kulak nedir? Kulak bir penceredir. Kulak pencere olduğu için duymaz. Çünkü atomdur. Atom atom et parçasıdır. Göz et parçasıdır. Yanak et parçasıdır. Dil et parçasıdır. Çene et parçasıdır. El et parçasıdır. O zaman buraya duymuyor da bu duyuyor. Demek ki duyan kulak değil. Duyan nedir? Ruhtur. Mesela çayı içiyoruz. Bakın burada ne vardır? Şimdi titreşimler buraya dokundu. Kokluyorum bak. Çay kokusu. Burun koklamaz. Ruh koklar. Burun penceredir. Buruna titreşim gider. Buruna dokunduğu andan itibaren Allah koklamayı yaratır. O koklama faaliyeti nedir? Nurdur. Eğer burun kokluyorsa her burun aynı şekilde koku alması lazım. Her kulağın aynı duyması lazım. Her dilin aynı tatması lazım. Çünkü hepsi aynı maddeden yaratılmıştır. Nasıl ki gözün nuru, kulağın nuru, dilin nuru, burunun nuru var. Aklın da nuru vardır. Maddi akıl başkadır. Nurlu akıl başkadır. Aklın nuruyla bakanlar birçok şeyi görür. Aklın nuru olduğu gibi kalbinde nuru vardır. Peki kalbin nuru nasıl açılır? Bir insan itikat mertebesinde yani itikada oturmuş bir insan. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü der ve kalbin alemi açılır, Müslüman olur. Kalp alemi açıldığı andan itibaren akıl nuru ve kalp nuru mezceder. Ve insan kainata başka bakar. Eskiden görmediği şeyleri görmeye başlar. Mesela eskiden Allah'ı görmez, peygamberi görmez, melekleri görmez, ahireti görmez. Başa gelen musibetlerin kaderin eliyle geldiğini görmezken bir anda adam Allah'ı, peygamberi görmeye başlar, melekleri görmeye başlar. O yüzden başa gelen hadiseleri kader ve kaza ile okuduğundan onlardan şikayet etmez. Onları küçük görür. zaman ne diyor? Bela yüzüne gül, ta o da gülsün. Etsin tebeddül. Neden? Allah'ı bilen o belanın Allah tarafından yaratıldığını ve kendisinin de Allah tarafından yaratıldığını bilir ve görür. Biz buna basiret diyoruz. Ve bu görme nasıl bir görmedir biliyor musunuz? İki insan düşünün. Birisi ama olsun görmesin, öbürü zahiren iki gözü görüyor olsun. Bu iki insan arasında görmede ne kadar fark varsa, o farktan daha geniş ve büyük fark da kalbin ve aklın nuru ile görenle maddi kalp ve maddi akıl ile gören arasında vardır. O yüzden manevi akıl ve manevi kalp ile bakanlar ölüme üzülmezler. Ölüm geldiği zaman memnun ve mutlu olurlar. Mevlana Hazretleri gibi onu şebi aruz görürler. Ölümü yokluk değil, ölümü hiçlik değil, ölümü firak değil, ölümü ayrılık değil, ölümü yok oluş değil. Ölümü ne görürler? Bir varlık, bir memleket değişikliği, bir terhis tezkeresi. Bu memleketten başka bir memlekete göç ve geçici değil. Kalıcı olarak gidip yerleşecekleri bir diyar olarak görürler. Bakın, maddi akıl insana bunu göstermez. Manevi akıl bunu gösterir. O yüzden maddi hilafetin önemi kadar manevi hilafet de önemlidir. Çünkü insan manevi hilafeti elde ettiği zaman başına ne gelirse gelsin, çoluk çocuk, iş, aş, hiç problemi yok yani. Savaş, mavaş hiç fark etmiyor. Hep şöyle okur. Gelse celalinden cefa. Yahut cemalinden vefa. İkisi de cana safa, lütfu da hoş, kahrı da hoş çünkü olayları Cemal ve Celal tecellisi üzerinden yani Esmaü'l Hüsna üzerinden olur. Evet. Manevi kalp neyi bize gösterir? Allah'ın isimlerini, sıfatlarını ve tecellilerini bize gösterir. O yüzden bugün Errahman diyeceğiz ve yavaş yavaş konuya gireceğiz ama ikinci ders gireceğiz. Burayı bitirelim. İkinci ders Errahman diyelim ve Allah'ın Rahman ismini okuyalım. Çok önemli. Çok kapsayıcı bir isim. Çünkü Cenab-ı Hak ister Allah deyin, ister Rahman deyin buyuruyor. Diğer isimlerinden Allah ve Rahman ismini ayırıyor. Eğer diğer isimler alt küme ise bu iki ismin üst küme olduğunu konuşacağız. Ama diğer ders konuşacağız. O yüzden bu izleyen kardeşler şöyle yapsınlar. Bu dersi izleyecekler muhtemelen YouTube'dan izleyenler. ikinci ders bir sonraki gün ya da birkaç gün sonra atılacak. O yüzden bu derste kalmasınlar mutlak ikinci dersi de açıp izlesinler. Biz burada belki devam edeceğiz ama onlar bu kısımda kesilecek. Yani burası ayrı ders, diğeri ayrı ders olarak atılacak. Çok uzun olduğu zaman çok talep olmuyor o yüzden. O yüzden ikinci dersi de kaçırmasınlar. Er-Rahman diyelim, bitirelim.